Ya abla ben bebeği aldım ya, bana yeter ya. Ben kendisiyle görüşmek falan hiçbir şey istemiyorum. Buradan çıktıktan sonra, bu iş bittikten sonra tekrar Kübra ile görüşmek isteyecek Hayır, misin? ben istemiyorum. İlla iki çocuğu görmek için Hayır, ben görüşeceğim. istemiyorum. Benim annemle muhatap olur çocuğunu görmek istiyorsa en Annenle fazla. Beni muhatap olacak bir kesinlikle insan olsa muhatap muhatap alamam. O olurdu zaman bu çocuğu hiç zamana kadar. göremezsin. Şimdi seninle Umut. muhatap olacağım. Unut o zaman. Neyi unut o zaman? Unut o zaman çocuğu. Benimle muhatap olamazsın daha ya hiçbir senin ne şekilde. unut Sen çocuğu? insan Ne diyorsun olsan sen bunu ya? yapmazdın. Adam olsan hiç yapmazdın. İnsan İnsan o olsan zaman o evden çık. ben burada olmazdım. Bak konuşma ya. Gerek Bu yok. anlamda Kübra'yı rahatsız edecek. Anneler bir rica etsen biraz sakin olup beklerlerse. Çocuğu kendi nüfusuna almayı düşünüyor musun? Tanımak Evet istiyor abla. musun yani? Evet. Ya bu konuda gerçekten istekli misin? Gerçekten istekliyim abla. İstekli Neden olsa şu istekli? zamana İstekli kadar olmasam neden yapardı. ben buraya İstekli geliyorum olsa da burada ben bunu hiçbir şekilde tartışayım öyle ya? bir şey soy ismini vermek istemiyorum. Benim soy ismimi taşısın. Daha iyi bunları soy ismini taşıyacaksın. Ben vermem. Ben Neyi hiçbir şekilde vermiyorsun kabul sen? Kimse etmiyorum. neyi vermiyorsun Hayır. ya? Bu zaten... Ben nereden bileyim abla, ben buradan çıktıktan sonra soyadını aldıktan sonra yine kaçırmayacağını. Ben bir daha Ya buraya niye gelmek kaçırayım? istemiyorum Ben bu zaten şekilde. bir kere devlet zaten Hayır, çıkmışım. Savcılık bana istemiyorum. demiş bir daha karşıma gelirsen seni Soyadını vermiyorum. cezaevine Şu an atarım. bir buçuk... Eğer senin tamam aile evini Vermiyorum. tekrardan yaşamaya devam etsen Vermiyorum. çocuğuma bakmasan yine Vermiyorum. kalkar alır giderim Bakmadın çocuğumu. zaten, ben He? baktım. Neyine Ben baktın? He, büyüttüm. baktım bak ben görüyorum bak kapıda 5 aylık çocuk kapıda gördüm adamı tombul benim çocuğum beklemeyeceksin. Adam zaplayıp alıp ölüyor. çalışacaktın. Kapıda Anladın mı beklemekte abla? para kazanılmıyor. Ya çocuk kaç kilo? Çocuğun Ya kaç kilo? konuşma. Çocuğun kaç İşine kilo? bak. Ben de kapıda beklemem. Bir Para anne, kazanıyorum. Öyle bir çocuğa şey baktım yok. 10 kilo Çocuğuna ya. baksaydın Senin o çocuğun 5 zaman. kilo. Çocuğuna bakacaktın. Sen bakıyordun. Sen yapsaydın 10 kilo. Ablacığım ben nereden bilebilirim 10 kiloyu? Ben nereden bileyim? Ben O nereden bilebiliyor bilsin? Muydu? Her çocuğa zaman biliyor mu abla, yani? Bir Ama anne dakika. değil mi? Çıkıyor buraya Bebeğin ben teslim anneyim diye anne bağırıyor. alakası var. Abla. Annelikle değil. Esra Ama ben baba bakamadım olarak ki. sen Esra abla bakıyorsan gözünü sen 10 kilo seveyim. Ben yapacaksın. tutup böyle kucaklayıp dışarı bile Bir şey kapının önüne söyleyebilir çıkamayan miyim? bir çocuktum ya. Ya Barış, beni konuşturma Esra Allah abla. aşkına. Bütün gece Kübra'yı bekledin. Sokaklarda geri gelsin diye. O sırada Evet. çocuk umurunda değildi. Baktın ki Kübra Ya gelmeyince nasıl umurunda çocuğu alıp değil? çıktın Kaynanam yani. almış Abla yanına bir şey beraber söyleyebilir götürüyor. miyim? Esra abla. Dün çocuğu teslim aldım. Çocuğun daha götürdüğü kıyafetlerle beraber pislik içindeydi çocuk. Çocuğun Lan ağlamaktan yalan sesi söyleme. kısılmış. Annem dış aldırdı çocuğa Çocuğun yeni yeni sesi kıyafetler aldı kısılmış. giydirdi Her yeri ya. pislik içindeydi, yemin ederim. Çocuk zaten beni gördü, Yemin tanımadı. Sen bir daha böyle bir ortam ve ortam yaratacak mısın Yok, kendin abla, ve artık çocuğun istemiyorum. için? Yemin ederim ki ben artık bıktım. Cidden bıktım. Onu hiç istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Bana azıcık insanlık Ama yapsaydı abla ben biz bu durumda çocuğumun soy ismini olmazdık. kendime almak istiyorum. Ben sadece annem, Baran, ben, abim, babam... Hani, ailem olarak ben mutlu bir hayat istiyorum. Ne Ben oldu? bunu Baban kesinlikle anneni affetmedi istemiyorum. ha? Baban anneni Yok. affetmedi. Ya Annesi, konu benim babam benimle katamazsın. Benim babam annesi benimle babasını değil aldattı konu. diye Ya evden kovdu konuşma ya. ya sana ne Bunlar olur. böyle bir insanlar ya. Konuşma. Birbirlerini aldatan Niye insanlar. senin Benim annen değil karım beni babanın aldatmış. boş... Bir Anasını dakika babasını konuşma. aldatmış. Babamdan ne demedi mi? Ya 10 milyar bıraksana. bilezik alırsan beni Soy adı boşama. babalarda falan da var ortada. Herkes var ama hiç kimsenin bir gram Ben umurunda aklı değilim. Bebek umurunda çalışmıyor. değil. Herkes birbiriyle kavga ediyor. Herkes, Herkes birbiriyle birbiriyle konuşuyor abla. Kübra ile bebek ama bir köşede duruyor. Allah'ını seversen Baksın temizledi ev nereymiş? Bir buçuk temizledi senedir evi benim göstersin kapımdaymış. ya. Bir sorsana. gidelim ya. Ne planın bugünden sonra? Şimdi dün akşam 4 Ekim'den beri yaşadıklarından bugüne kadar... Yarından itibaren ki planın ne? Bugünden sonra ne olacak? Abla ben anneme dedim ki anne dedim gerekirse dedim sen çalışma dedim. Baran'ın başında dur ben çalışayım size bakayım. Çok Annem dedi ki kızım dedi benim sigortam işliyor dedi. Hani prim yapıyor ya abla emekli olmak için. Sen de otur dedi doğru düzgün çocuğuna bak dedi. Zaten bu evi taşıyacağız dedi. Taşınacağız buradan dedi. Hiçbir şekilde burada durmayacağız artık dedi. Ben dedi size bakarım dedi. Gerisini artık bana bırakın dedi. Ben annemle beraberim. Annemle beraberdim de zaten. Abimin biraz psikolojik sorunları var. Onun biraz şey yapmak istiyoruz. Psikoloğa falan vereceğiz. Hani ikimiz de gerekirse psikolojik tedavi alacağız o kadar. Hani çocuğumla... Yani şey çocukla yapacağım. alakalı, şimdi mesela bazı ağır şeyleri yaşadıktan sonra insan kendine bazı sözler verir. Yarına dair. Ya yani bir daha kendimi bu duruma bir daha, sokmayacağım. Dedim ya abla işte. zaten bir daha asla bu duruma düşmek istemiyorum ben. Ben daha, bir daha gelmek böyle bir durum için gelmek istemiyorum. Hayatta yani ben bilmiyorum ya. Benim de durumu düşüyor. Ben hiç düşünmüyordum ben size yani buraya geleceğimi, senin karşında bu şekilde bu konu hakkında konuşacağımı. Ama Allah işte içime doğdu, Barış'a demiştim. Bak dedim bir günü dedim kesin dedim ben buraya çıkacağım biliyorum dedim. Hani dedim beni sakın oğlumla sınama dedim. Duruma düştüm. Peki yani Aile Bakanlığı da eminim senin yaşadığın yerde, yaşadığın evde tüm bu iddialar ve söylenenlerle ilgili de inceleme yapar. En azından hani sosyal hizmetler tarafından destek görürsen, tedbir uygulanırsa, ekonomik anlamda bir sürü de destekler veriyor. Bunlar da yapılırsa belki çocuğunla kendi iyi bir İnşallah. Hayat kurabilirsin. Şimdi Barış, bu çocuğu 100 bin kere kaçırsan 100 bin kere bu çocuğu senden alacaklar.
Bunu anladın mı? Anladım. Anladın değil mi bunu? Sen bu saatten sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum abla. Ya kendine dün akşamdan sonra sen de bir hedef koydun mu? Bir plan yaptın mı? Ben 1,5 senedir ona soruyorum abla, hep cevabı bilmiyorum. Yine bilmiyorum. Yani bir cam parçası gitti benden. Ben daha ne yapabilirim ki? O ya zaten hep ben dedi ki. Şimdi mi önemsiyorsun çocuğunu? O hep benleydi zaten. Sen ne dedin? Ya Kübra sen neydi ama yanında kim vardı onun? Konuşma. Ya? Konuşma. Sen bir vardın bir yoktu oğlum ki benim hayatımda. Sen bu dünyanın benim öbür dünyası da var kızım abla, bak. Şimdi bu dünyada şey burada hesaplaşıyoruz eyvallah evet, ama öbür dünyada evet, ben hesaplaşacağım. Evet bunun öbür dünyası var. Görürsün. Acaba nasıl çıkmışsın buraya bir dünya yalan söylüyorsun. Ne bu insanları kandırıyorsun. Söyle bir tane yalanını söyle de ki Kübra sen diyorsun bu yalanı söyledin. Diyorsun ki evet çalışmaya gittim. Nereye çalışmaya gittin o zaman? Tamam ben söyledim. Söyle bana. Ben söyle tane, o zaman. Melek. Bak biliyorsun tanıyorsun beni. Ha, Melek kız evet. Kız arkadaşım. Evet ha. Onun abla dedi bir insanla temizliğe tamam, gittik. Tamam kim o ablan bağlansın söylesin gezdik. O zaman desin ki tamam, benim evime geldi. Tamam sen bana kim olduğunu ispatla ben sana ispatlayacağım. Neyi kim olduğunu ispatlayacağım? Sen benim için nesin? Sen bunu ispatla ben sana ispatlayacağım ya bunu. Ya kızım. Esra abla benim konuşma ya. Benim eşim beni kalkıp bir erkeğin yanına eşim gidip. Yemezsin. Kalkıp beni eşim arayan bir insan diyor gel. Canın istiyorsa gel beni buradan al diyordu anladın mı? Bir kötü kelime var ama söylemek istemiyorum. Hayır öyle bir şey yok abla. Gel kendisi diyorsa, kendisi beni 10 tane erkeğin yanında aradı gel diyor. Ya ben hamileyken erkek, sen gel beni buradan al. Esra abla. Benim karım bana bunları üst kez yüzlerce söyledi. Ben artık zaten o günden sonra nefret etmeye başladım. Ya, nefret etmeye başladım. Buna yansıtmadım anladın mı? Ben geçtim kalktım yine gittim kaynanamın evinde oturdum. Çocuğumun başına baktım. İçim rahat değildi. O evden çıkıyordum anladın mı? Aklım orada kalıyordu. Bunda kalıyordu. Yani benim arkadaşlarım ona çok hakaret etti anladın mı? Sen yo, dedi, senin benim yani arkadaşlarım benim sana arkadaşlarım hakaret ediyor. Benim arkadaşlarım ona kötü kötü kelime söylüyordu. Evlere gidiyordu, evlerde kalıyordu. Geceleri evlere niye gelmiyordu. Niye sokakta kalıyordum abla ben anladın dedi? Mı? Bak, niye bakmıyordu? Bak, Instagram'dan bana attığı ya mesajlar ben, bak, var. Instagram'dan bana attığı her şey var yani. Onları dakika, bile gösterebilirim ben size. Dünkü VTR varmış. Dün neler yaşandığını VTR'sini bir ekrana getirelim. Çocuk kaçırma suçunu işliyorsun. Seni şimdi alacaklar. Kübra'ya şimdi çocuk vermem. Anneymiş. Ben öyle, ben çok anne gördüm ya. Ben çok sokakta kalan kız gördüm ya. Hepsi anne, çocuklarına muhtaç. Bu millet daha önce eğlenmeyebilir. Evet Barış. Çocuğu kaçırma suçundan gözaltına alındı ve şu an Eyüp polis merkezine doğru götürülüyor. Çocuğu kaçırma ve alıkoyma suçundan programımızda gözaltına alınan Barış Demir, Eyüp Sultan Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Barış küçük çocuğu neden kaçırıyorsun? Ben kaçırmıyorum abi. Annesine teslim. Benim çocuğumu ben kaçırmıyorum ya. Benim çocuğum yer yerdeyim. Nasıl annesine verecek misin çocuğu? Hayır ya annesi yok yorum. Annesi değil mi? Yok ya annesi değil. Annesi olsa evinde olur. Peki çocuk nerede şu an? Suçun Pendik'te işlenmesinden dolayı Barış Demir Pendik Asayiş Büro Amirliği'ne götürülüyor. Evet şu anda Pendik Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önündeyiz. 7 aylık Baran'la ilgili çok önemli gelişmeler var. Barış Bey'in ailesi az önce 7 aylık Baran'ı emniyete getirdiler. Biz de Kübra Hanım'ı bekliyoruz bu güzel haberi vermek için. Evet şu anda Kübra emniyetin önüne geldi. Büyük sürprizi ona söyleyeceğiz. Kübra hoş geldin. Kübra sana bir sürprizimiz var. Barış Bey'in ailesi, evet çocuğu emniyete getirdiler. Çok teşekkür birazdan ederim. Oğluna kavuşacaksın. İnşallah abi. Allah razı olsun sizden. Ben Esra ablaya güvendiğim için geldim. Allah hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim hepinize. Vallahi ben başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuğumu görmek istiyorum sadece ya. Çocuğuma kavuşayım da. Evet Barış Demir'in ailesi az önce söylediğimiz gibi küçük Baran'ı emniyete getirdi ve şu anda Kübra'nın ailesi bebeği teslim aldı. Nurhan abla hayırlı olsun. Çok sağ olun Allah razı olsun. 4-5 günden beri arıyoruz bebeğimizi. Bebeğimizi bir önce eve götürüp uyutup dinlenmesi. Mutlu musunuz şu an? Çok mutluyum. Şu an evladım şu anda hala içeride ama en azından kuzumun kuzusunu aldım. Kuzumun kuzusunu eve gideceğim. İnşallah kuzum da gelecek. Diyeceğim bunlar. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Ama benim daha söyleyeceğim çok şeyler var Esra Hanım'a. Çok anlatacaklarım var. İnsan yani hiçbir çocuk dünyaya gelirken annesini babasını seçemiyor. Eğer öyle bir seçim hakkı olsaydı herkes kendi şu soruyu sorardı. Acaba beni seçer miydi diye. Değil mi? Sizin de bu soruyu kendinize sormanız lazım.
Çok yazık ya, yani 7 aylık bebek. Ben elimden geleni yaptım abla çocuğum için çok. Kendisi hiçbir şekilde çabalamadı. Bana bir kere çabasını göstermedi. Belki gösterse de yine bu halde olmazdık. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Elimden de bir şey gelmiyor benim. Neydi o? Doğduğun ev kaderindir ha? Ama o kaderi de değiştirmek biraz da o evde yaşayanların harcı. O mücadeleyi verebilmek. Şöyle söyleyeyim, siz 20 yıl, 10 yıl kavga etseniz 10 yıl yine aynı konunun kavgasını edersiniz. Gene aynı bir şeyleri söylersiniz. Ama sonra ne olur biliyor musunuz? Bu süre içerisinde bir bakarsınız ki çocuk sizin yaşınıza gelmiş. Sizin gençliğinizden bir farkı olmamış. O çocuğun kaderini değiştirmek, hayatını değiştirmek ve onu geleceğe hazırlamak sizin elinizde. Siz böyle yaptıkça o çocuğu kaybedeceksiniz. Düşünsene 7 aylık bebeksin. 7 aydır başında konuşulanlar, kavgalar, tartışmalar. Bak 7 aylık bebeksin ha. Başında sürekli bir kargaşa var, bir kaos var. Ya çocuklar, bebekler algılamıyor mu sanıyorsunuz? Algılıyor. Duymuyor mu sanıyorsunuz? Duyuyor. O huzursuzluk, o bebekleri huzursuz ediyor. Siz anlamıyor sanıyorsunuz. Her şeyi anlıyor ve kaydediyor. Kaydetmeye de devam edecek. O çocuğa yazık etmeyin. Sadece sizden tek ricam. Bir çocuk hayatta sadece güvenli bir ortam ister. Ait olduğu bir yer ve güvenli bir ortam ister. Bir ekmekle de, ekmeği suya bandır, şeker koy, onunla da karnı doyar yani. Ama burada da hukuki bir durum var. Yani ben evet, toplumsal anlamda şöyle bir kabulü de asla reddediyorum. Bu toplumda imam nikahı eşi, bu gayri resmi ilişkileri meşru kıldığımız sürece bir toplumsal anlamda bu konuda uzlaşı bir şey olmaz. Mesela Türkiye'de 14. Ceza Dairesi'nin bu konuda kararları var. Suç vasfında en çok yanılgıya düşünülen suç bu. Evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuk biyolojik baba tarafından kaçırılırsa hangi suç işlenir? Mesela ben bu konuda da eleştiri hakkımı kullanıyorum. Beyefendi hakkında, Barış hakkında yalnızca basit tehdit suçundan işlem yapılmış. Oysa burada anne baba evli değilse, hukuk kanun, medeni kanun çok açık. Anne baba evli değilse velayet anneye aittir. Bu ne demektir? Bu çocuğun yaşayacağı yer, ikamet adresi annenin ikamet adresidir. Onun onayı, bilgisi, rızası dışında hiç kimse bu çocuğu alıp 3 gün başka bir yere götüremez. Beyefendi canlı yayına geldiğinde ben çocuğu vermeyeceğim. Annelik yapmıyor dedi mi? Dedi. Emniyet güçleri tarafından alındı mı bu çocuk? 3 günden beri velayet yetkisi. Ha siz şunu diyebilirsiniz. Velayet buradan kaldırılsın. Kanununu da düzenlemiş. Anne diyor küçükse, kısıtlıysa ya da velayet mahkeme kararıyla kaldırılmadığı sürece velayete hiç kimse dokunamazsınız. O zaman sesinizi ne zaman çıkaracaksınız? Bir, diyeceksiniz ki ben bir kadınla yola çıktım. Seçtiğim kadın çocuğumun annesi olabilir mi? Anne olduktan sonra eleştirmeyeceksiniz. O çocuk üzerinde hak iddia edebilir. Reşitsiniz beyefendi. Türk toplumunda yaşıyorsunuz. Eş nasıl olur? Resmi nikahlı olur. Neye o zaman diyeceksiniz ki bu benim resmi nikahlı eşim, benim ikamet adresi. Bakın hazırlık soruşturmasında verdiğiniz ifadeye. Ne diyorsunuz? Şüpheli ifade tutanağı. Çocuksuz. Devletin kurumunda siz çocuksuz gözüküyorsunuz. Ama beni acıtan şey çocuksuz gözüken beyefendi 4 gün bir çocuğu alıyor götürüyor. Bu konuda hakkında işlem yapılmıyor. Burada hukuka aykırı bir şekilde 7 aylık bebek 3 gün beyefendinin inisiyatifine terk edilmiştir ve hukuk anlamında da burada bir şey yapılmamıştır. Ne yapılması gerekiyor? Ve bakın adliyelerde de bu konuda
Bu konuda suç vasfında büyük yanılgıya düşülüyor. Bundan vazgeçeceksiniz. Eğer bu konuda insanlar ceza yaptırımıyla karşılaşırsa uzak duracaklar. Sizin 200 metre adli kontrol şartıyla serbest bırakıldınız. Bu hanımefendinin ikametgahına yaklaşamazsınız. Evet. Değil mi? Ya benim açımdan da şöyle, bunları bu davranışı tekrar edebilirsin mesela. Resmi nikahı kıysaydınız, bu kadının o çocuğun sorumluluğunu alsaydınız, ya taşın Hülya altına abla, babayım demeyeceksiniz. Ya biz taşın de yaşasaydınız, bak biz de yaşasaydınız bilirdiniz. Kötüyse de, sizinle yaşamamıza gerek yok. Sen, sizinle yaşayan anneleriniz, sizi büyüten anneleriniz, babalarınız, sizin bir aileniz var. Bak doğruyu bilen, doğruyu gören, doğru yolu gösterecek aileleriniz var. Çok özür diliyorum, sizin o kadar kalabalık aileniz varken, sizin o kadar kalabalık ailede bir tane aklı selim de size doğru yolu göstermedi mi? Problem burada zaten. İşte ben de hepsinde konuştum. Hepsine söyledim. Hayır, ama problem burada. Ben dedim bizi yargılayacağını dedim. Bizle konuşacağınızı dedim. Problem dünün problemi. Ya çocuklar yanlış yapıyorsa aileler düzeltecek. Çocukların bir hatası varsa onun hata olduğunu i̇şte ve doğruyu gene aileler öğretecek. Anladın mı abla? Bizim ailelerimiz bir araya gelip bizim hatalarımızı görmedi. Bizim ailemiz hep nasıl insan? Çünkü Barış'ı, hayır, Kübra, sizin taraf insan ya, gibi konuşmuyordu. Hep hakaret. Sen kendi ailenden sorumlusun. Evet. Senin ailen sana bu konuda baskı yapsaydı. Abla bana demediklerini bırakmadılar ya. Ben ne ya sana demiyorum ya. Kübra'cığım. Bak, benim babam sana baskı yapmış olsaydı, sana doğruyu göstermiş olsalardı sen doğruyu davranırdın. Hayır. Bu tarafın ailesi aynı şekilde davranmış olsaydı zaten ortada eğri bir durum olmazdı. Evet. Ya sizin suçlayacak hiç kimseniz yok. Suçlanacak çok kişi var. Ya da bir de şunu da söylüyorsunuz ya. Televizyonun önüne çıkıp ben velayet devlete verilsin çocuk. Siz velayet konusunda dava açtınız mı, açmadınız mı? Açtım. O ne demek velayet konusunda? Anne kötü, bu çocuğa bakamıyor. Ben bu çocuğa talibim. Ben bu çocukla ilgili devletin karşısında muhatap benim. Ben bu çocuğa bakarım. Ben bu çocuğu korurum diye talip olduğunuz bir ay sonra ekrana çıkıp bu çocuğu devlet alsın diye niye söylüyorsunuz? Anneniz ya ablacığım, benden alacaklarını bildiğim için ben öyle söylüyorum. Bakın işte o tehdit. Her konuda tehdit ediyorsunuz. Bir dakika Barış, kimi, o zaman kimi cezalandırıyorsun? Çocuğu mu, Kübra'yı mı? Bir karar ver. Ya kimseyi cezalandırmıyorum. Hayır, ben. Kimi cezalandırıyorsun? Ben kimseyi cezalandırmıyorum abla. Sen benim Kübra'yı cezalandırıyorsun. Ben ama rahat kimin rahat üzerinden? Benim çocuğumu görmek istiyorum, sevmek istiyorum. Bak çocuklar hiç kimse, ikinizin savaş alanı o çocuk değil. Çocuklar hiç kimsenin savaş alanı da değil. Çocuklar üzerinden savaşmayın. Çocuğa yazık etmeyin. Ya çocuk güzel, neden savaşayım ablacığım ben ya? Ben dedim ablana, beni sakın şey çocuğumla yani sınama diye. Kendisi yaptı. Şimdi bu saatten sonra, buradan çıktıktan sonra görüşmeye devam edecek hayır, misiniz? Üç gün sonra hiçbir şey yokmuş gibi. Hayır ben istemiyorum. Ben görüşmek ben kalıbımı sana basıyorum ki üç gün sonra görüşme. Önce biraz tarz, önce barışacaklar, sonra gene tartışacaklar, gene aynı şeyleri yaşayacaklar. Yok, arada, siz birbirinizden şartıyla 200 metre hanımefendi, ha, evet, iki ay süreyle yaklaşamama konusunda söyleyeyim, tedbiriniz var. Ben, uzaklaştırma kararım var, onu bil. O uzaklaştırma kararının bitmesini fırsat bilip de gitme. O uzaklaştırma kararsın, aman önemseme, ne olacak, ben seni seviyorum, sen benim yanıma gel deme. Abla Türkiye şahidim olsun, bir daha ben bu adamla birlikte olmam.